AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Yusuf Alemdar'ın basın buluşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarımızın değerli başkanları, çok kıymetli basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu toplantının ana amacı Yusuf Başkanımızın basınla buluşması. Biz de böyle kısa bir selamlama, hoş geldiniz demek için kürsüye çıktık. 18 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak Yusuf Alemdar Başkanımız belirlenmiştir. Biz o günden itibaren geçmişteki hazırlığımızı önümüze koyarak taslağı Yusuf Başkanımızla beraber nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz diye bir çalışma yaptık. İSKM Başkanımız ve ekibimiz bu çalışmayı ortaya koydu. Ve bugün itibariyle 16 ilçemizi taramış oluyoruz. Yani bugün Taraklı ilçemiz kalmıştı. Bugün öğleden sonra Taraklı ilçemize gidiyoruz. 16 ilçemiz bitmiş oluyor. Ve her ilçemizde adeta bir yarışımız var. Yarışımız kim, hangi ilçe Türkiye'de birinci oluruz yarışına girdi. Ve biz büyük şehirler arasında Yusuf Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na Sakarya olarak Türkiye birinciliğini armağan edeceğiz. Bunda en ufak bir endişemiz yok. Rekor oyla inşallah Yusuf Başkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtirmek için vatandaşlarımıza buluşacağız, anlatacağız ve teşkilatlarımız da bu çalışmayı ortaya koyacak inşallah. Bundan en ufak bir endişemiz yok. Bundan sonraki süreçte tabii bu hafta içerisinde ilçe belediye başkan adaylarımız da belirlenecek ve ilçe belediye başkan adaylarımız da belirlendikten sonra adeta 16 ilçemizde de seçim maratonu başlamış olacak. Şimdiden tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizler de bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve herkese hayırlı sabahlar diliyorum tekrardan. Afiyet olsun. Günümüz bereketli olsun inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Adapazarı Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Sakarya Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, velhasıl değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, tabii bugün Yusuf Başkanımızın basınla buluşmasıyla alakalı biz de dahil olduk, katıldık. Şehrimizde halk arasında çok büyük bir coşkunun olduğunu gördük. Özellikle Yusuf Başkan'a buradan teşekkür ediyoruz. Bu sevgiyi kazanmış, Allah razı olsun. İnşallah bu sevgide hem seçim günü 31 Mart'ta ve sonrasında 5 yıllık süre içerisinde artarak devam etmesini Allah nasip eylesin. Değerli arkadaşlar, sizlere büyük görevler düşüyor. Sakarya hepimiz için çok önemli. Sakarya basın mensuplarımız olarak sizlerin katkılarıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye'de birinciliği yakalarsa, az önce il başkanımızın ifade ettiği gibi bütün gözler, bütün bakışlar Sakarya'ya döner. Yani şöyle bir düşünün, Bayburt küçük bir ilçe, Akkesi kadar bir ilçemiz kadar bir il ama Türkiye birincisi oldu. Cumhurbaşkanımız ilk defa gittiği yer neresi? Bayburt. Bayburt ilinde ve onları tebrik etti. Ve bunun yanında Bayburt Belediye Başkanı'nı AK Parti genel kurulda baktığımız zaman divana, Ali İhsan Yavuz arkadaşımızla birlikte divana oturanlardan bir kişi oldu. Belediye il başkanı. Yani il başkanlarından bir kişi oturuyor. Türkiye birincisi olan il başkanı oturdu. Bu büyük bir şereftir. Ben inanıyorum ki sizlerin de katkılarıyla, üstün katkılarıyla Sakarya Türkiye birinciliğini elde etsin.
Ve Sakarya baktığımız zaman seçimle alakalı sıkıntısı olmayan illerimizden bir tanesidir. Yani Türkiye'de biz böyle görüyoruz. Biz yerel yönetimler başkanı olarak baktığımız zaman Samsun'da, Erzurum'da, Sakarya'da ve bunun gibi Ordu'da, bunun gibi illerde seçimle alakalı sıkıntısı olmayan illerden bir tanesi Sakarya. Yani Türkiye birinciliğini elde edebilir. Ve bu neyi getirecek? Biz milletvekilleri olarak bunu rahatlıkla Ankara'da kullanabileceğiz. Bakanlarımızda, Cumhurbaşkanımızda, Büyükşehir Belediye Başkanımızda Sakarya'ya daha büyük hizmetlerin gelmesi için elimize gelen gayret ortaya korken bu elimizde çok güçlü bir olaydır. Oy çok güçlü bir şeydir. Ve bunun sağlanmasında Sakarya basını üzerine düşeni yapması konusunda talebimiz olduğunu ifade ediyorum. Ve inşallah Sakarya'mız hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de ilçe belediye başkanlarıyla Cumhur İttifakı olarak şimdi burada bir tane belediye başkanımızı ilan etmedik. Biz iki ilçe bir büyükşehir olarak ilan ettik Cumhur İttifakı olarak ve geriye kalan 14 tane ilçemizde hafta içerisinde Allah nasip ederse il başkanımızın da ifade ettiği gibi açıklayacağız. Ve sahada Yusuf Başkan'ın çalıştığı gibi diğer ilçe başkanlarımız da Yusuf Başkanımızla birlikte üstün çalışmayı inşallah yapacaktır. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Günümüz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Burada bir şey de ifade etmeden geçmeyeyim. Alkışladınız ama bir daha alkışlamayın. Yahya Bakır az önce dedi ki ben 19 yaşında bir gençtim. Ve ilk oyumu Ali İnci'ye Hendek'te kullandım dedi 19 yaşında. Benim oğlum 19 yaşına geldi dedi. Ve yine ilk oyunu Ali İnci'ye verdi. Ben aileye teşekkür ederim. Sağ olun bana. Çok değerli il başkanım, milletvekilim, değerli Adapazarı Belediye Başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları il başkanım, il gençlik kolları başkanım, Adapazarı ve Serdivan ilçe başkanlarım, gençlik kolları başkanım. Bu milleti doğru bilgilendirmek ve bu milletin yarınları için gecenin saatine bakmadan, yağmura demeden, kış demeden doğru haber almak için sokaklara düşen, bazen üzgün, bazen de sevinci paylaşan Sakarya'mızın çok değerli basın mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. İnşallah Sakarya'mızı aldığımız yerden çok daha ileriye taşımak, insanımızın refah seviyesini, yaşam standartlarını yükseltmek için hep birlikte çalışacağız. Bunun için sizlerle beraber 7/24 çalışarak şehrimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye gayret edeceğiz. Bizden önce görev yapmış ve şu anda hala görev yapmaya devam eden rahmeti rahmana kavuşmuş abilerimize, başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara şükranlarımı sunuyorum. Bizim söylediğimiz bir cümle var. Yaptığımız iş hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır, nasip işidir. Nasip işi dediğimiz için Allah'tan istediğimiz şey Ya Rabbi hakkımızda hayırlısı olsun demek ve sonuçta da olanda hayır vardır demek. Bizim anlayışımıza göre hiç kimse kötü olduğu için gitmez, gelen de çok iyi olduğu için gelmez. Sadece nasip işi olduğunu ve bizim davamızda, bizim anlayışımızda bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayız. Bizden önce bu şehir için, bu sokaklar için, bizler için, Sakarya'mız için çalışan, üreten ve kendini Sakarya'ya adamış olan abilerimizin bıraktığı yerden daha ileriye götürmek, daha güzelini yapmak için gece gündüz çalışacağız. Sizlerle çalışacağız. Bugün itibariyle özellikle il başkanımız, milletvekilimiz ve sizlerle beraber olmamızın sebebi İl başkanımızın talimatlarıyla İl SKM'miz
basınımızla bir araya gelelim, basınımızla birlikte olalım dediler. Biz de beraber olduk. Hedefimiz, çıktığımız bu yolda insanlarımıza ulaşıp ne yapabilecek olduğumuzu ortaya koymak. Biz başkanımızın ifade ettiği gibi 18 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teslimleriyle bundan sonraki süreçte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak açıklandı. Cumhur İttifakı'nın adayı, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin birlikte bize güvenerek bundan sonraki süreci birlikte götürmemiz için, sokaklarda çalışıp insanımızın desteğini almak için bize görev verdiler. Biz de görevi aldık. Geldik il başkanımızla beraber seçim koordinasyon merkezini kurarak ilçelerimizi turlamak istedik. İlçelerimizi turlarken dedik ki biz öncelikle ilçe belediye başkanlarımız, belediye başkanı adaylarımız belli olmadığı için şimdi ilçelerimizde teşkilatlarımızı ziyaret edelim. Muhtarlar derneğimizi ve muhtarlarımızı ziyaret edelim. Ve o ilçede bu davaya gönül vermiş. İlçelerimizin her birinde, her mahallede, her sokakta gece gündüz çalışmış. Daha güzel hizmet olsun diye insanlarımızın biraz daha iyi şartlarda yaşaması için risk almış, bu davaya gönül vermiş. Sandık müşahidinden mahalle başkanına kadar, meclis üyesinden belediye başkanına kadar, belediye başkanından milletvekiline kadar kim varsa ve nerede görev yapmışsa eskisi olmayan herkesin aynı heyecanla, ilk günkü heyecanla bu parti içerisinde görev yapan tüm abilerimizi, ablalarımızı toparlayarak istişare yapmak istedik. Ve orada şunları söyledik. Bizim eskimiz olmaz. Bizde iyi kötü olmaz. Biz dava mensubuyuz. Biz siyasetimizi sadece şehrimiz için, insanlarımız için yaparız. Bizim için yorulmak olmaz. Bizim için küsmek olmaz. Bizim için ayrılmak olmaz dedi. Bizde her kim ki kendini bu dava içerisinde insanlığa hizmet için adamışsa başımızın üzerinde yeri var dedi. Şimdi bugün itibariyle 16 ilçemizi bitirmiş olacağız ve ardından da inşallah hep beraber bir değerlendirmeyle il başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yolumuza devam edeceğiz. Gittiğimiz ilçelerde çok güzel bir ortamla karşılaşıyoruz. Sevgiyle, samimiyetle, heyecanla karşılandık. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Ve bu ilçelerimizin her birisindeki bundan önce yapılan hizmetlerle beraber bitenler için teşekkür ediyoruz. Yarım kalanları sürdürmek için gayret edeceğiz. Ve yenilerini ortaya koyarak şehrimize hizmet edeceğiz. Yeşil Vadimizden başlayarak yeşilimizi ve yaşanabilir şehri geliştirmek için gece gündüz gayret edeceğiz. Hedefimiz asla istişareyi elden bırakmamak, istişare kültürünü etkin şekilde kullanacağız. Yatay mimari anlayışımıza dirençli ve güvenli şehirlerimizi tekrardan oluşturacağız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağız ve kesinlikle yeşil dönüşümü başarmamız lazım. Biliyorsunuz ben 3 dönemdir Serdivan'da belediye başkanım. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, Serdivan'ımıza hemşehrilerimizle beraber kattığımız güzellikler ortada. Bunun arkasından diyoruz ki biz şu anda 12 metrekare kişi başı yeşil alanla aktif kullanılabilir fakat. Aktif olarak kullanılabilir kişi başı 12 metrekare yeşil alanla dünya ortalamalarının da Avrupa ortalamalarının da üstündeyiz. Yine aynı şekilde şu anda raylı sistemlerde atılan müspet adımları sürdürecek ulaşımda yeni projelere imza atmak istiyoruz. Kültür, sanat, sosyal belediyecilikte hemşehrilerimizle yan yana olmayı düşünüyoruz. Tarımda, sanayide, turizmde şehrimizin avantajlarını en iyi şekilde kullanacağız. Hedefimiz
vizyonumuz, yol haritamız belli. Yapacak çok işimizin olduğunu da söylemek istiyorum. Şehrimize kazandıracağımız çok eserimiz var. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz hizmetlerimiz var. Hamdolsun bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla da insanlarımızın gönlüne girmeyi başardık. Yine aynı şekilde hep beraber şehrimizin daha güzel yarınlara, daha yaşanabilir bir şehir olması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gelin hep birlikte tercihimizi eser ve hizmet siyasetinde buluşturalım. Her birimizin sorumlulukları, her birimizin yaşadığı bu şekilde anıları ve beklentileri olduğunu biliyorum. Sizler de bu şehirde yaşadığınız müddetçe bu şehrin gelişmesi için el ele, omuz omuza vermek durumundayız. Bizler asla ayrıştırmayacağız. Bizler asla ötekileştirmeyeceğiz. Biz bu şehir için emek sarf eden, bu şehir için, bu insanlar için çaba sarf eden ve bu şehrin geleceği için bir arpa boyu yol almak için katkı sağlayan herkesi baş tacı yapacağız. Dolayısıyla bugün sizlerle buluşmak, sizlerle hasbihal etmek istedik. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe belediye başkan adaylarımız belli olduğunda şehrimizin 16 ilçesine eşit ve adil hizmeti götürebilmek için ilçelerimizin beklentilerini, ilçe belediye başkan adaylarımızın da ilçelerinde yapmak istediklerini, milletvekillerimizin ilçelerle ilgili düşüncelerini il başkanımızın başkanlığında yapacağımız toplantıda bir araya getirerek seçim beyannamemizi oluşturup sizlerle buluşmak istiyoruz. Şimdi ilçelerimizdeki ziyarette hem muhtarlarımızdan hem ilçedeki teşkilatlarımızdan buluştuğumuz ortamlarda kendilerinden bir ön yoklama da yapıyoruz. Hangi ilçenin önceliğine, hangi ilçe hangi çalışmayı bekliyor? Teşkilatlarımızın beklentisine, muhtarlarımızın mahallelerdeki beklentisine. Bunların hepsini yine bir araya gelerek adaylarımızla birlikte oluşturduğumuzda inşallah sizlerle paylaşacağız. Ben sözü uzatmak istemiyorum. Biz hizmet üretmek için kararlıyız, hazırız. Bundan sonra da beraberce bu sokaklarda olacağız. Bize güvenen, bize inanan, bize bu görevi tevdi eden Cumhur İttifakımızın genel başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekillerimize, teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah uyum içerisinde, birlik içerisinde, asla ön yargıyla şucu bucu demeden, şunun adamı bunun adamı demeden bugüne kadar yapmış olduğum siyasetimi hizmet anlayışı içerisinde Sakarya'nın geleceği için, Sakarya'nın yarınları için nefsimle değil doğrularla, istişarelerle hareket edeceğimi hepinizin bilmesini bir kez daha ifade ediyorum. Bugün bu güzel ortamda il başkanımızın başkanlığında yapılan bu buluşmaya katıldığınız için başta il başkanım, değerli milletvekillerim, Adapazarı Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanım, siz bu şehrin her alanında, her anısında yer alan, gece gündüz demeden ve saat mefhumu aramadan doğru bilgiyi doğru zamanda ulaştırmak için çoluğundan çocuğundan uykusundan fedakarlık yapan değerli basın mensuplarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu bir buluşma. İfade etmeye çalıştım ki inşallah önümüzdeki günlerde Sakarya için hazırladığımız seçim beyannamemizi paylaşacağız. Fakat buna rağmen sormak istediğiniz bir şey varsa buradayım. Önerilerinizi, katkılarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Her birinizin şehirle ilgili hayallerini, hikayelerini, şehre olan aidiyetini ve desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bunu sözümde ifade ettim.
Sakarya'mızın tamamıyla ilgili her ilçemizin şartlarına, standartlarına ve beklentilerine göre ilçelerimizden almış olduğumuz o beklentileri önce il başkanımız ve milletvekillerimize istişare yaparak ilçemizin beklentilerine cevap verdiğimizde tanıttığımızda çok daha net anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Onun için tarih vermek projelerden sonra daha net anlaşılır. Sor. Başkanım şimdi bir sorma başkanım. Değil de mükemmelde bu dediniz ya yani herkesin bir şeyle. Yani şehirde acayip bir trafik yoğunluğu var. Sabahları özellikle Gazlı Kavşağı Serdivan geçilmez yani. Aynı şekilde geçitten ötürü geçitten geçilmez halde. Trafikle ilgili bir şeyiniz olacak mı? Bir şehirde biz 20 yıldır veya daha da fazla hep bastı ulaşım planı. Bastı ulaşım planı yapıldı deniliyor ama şehirde trafik haliyle içinden çıkılmaz hale geldi. İkincisi dediniz raylı sistem devam edecek ama biz 2024 yılında raylı sistemin herhangi bir ödeneğinin olmadığında Cumhurbaşkanı da çıktı peşinde gördük. Yani Sakarya için bir yatırım yok. Kocaeli'de var. Bizim için bir yatırım yok. Yani demek ki bu 2024'te de olmayacak deneyi gösteriyor bize. Bu konuda bir girişimcilik olacak mı? Teşekkür ediyorum. Tabii ben konuşmamda şu cümleyi kurdum. Raylı sistemde ciddi bir mesafe alındı. Ortaya konan niyeti takibiyle en kısa sürede hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu bir. İkincisi ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, turizm, sosyal belediyecilik ve şehrimizin ihtiyaçlarıyla ilgili bizim sunacak olduğumuz seçim beyannamemizi birlikte paylaşacağız. Tabii ki trafiğimizin her geçen gün yoğunlaştığı, esnafımız için artı ama İşinden evine gitmeye çalışan, hastaneden çıkmış evine ulaşmaya çalışan, öğrencimiz için, memurumuz için, işçimiz için eve gidişlerde kaybetmiş olduğu zamanı daraltmak ve o insanlarımızın trafik sorunlarında yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için projelerimiz, çalışmalarımız var. Bunları da sizinle paylaşacağız. Başkanım, Hüseyin Cumalı, Sabah Gazetesi. Buyurun. Öncelikle hızlı başladınız. Mezarlık ziyaretleri olsun, diğer ziyaretler olsun. Sosyal medyada iyi gidiyorsun. Sosyal medyada çok çıkmıyoruz, takip ediyoruz. Mutlaka projenizi açıklayacaksın ama benim özellikle sizden duymak istediğim yatay mimar. Yatay mimar ile bu kentin en büyük sorunu olan orta sahne binalar, deprem çevreyiz. Bununla ilgili neler diyeceksin? İlk buluşmada sizden birkaç söz almak istedim. Yatay mimar ve deprem güvenliği ile ilgili. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yine sözümde söyledim. Yatay mimari güvenlikli binalar dedim. Yatay mimariden vazgeçmeyeceğiz ve asla sıvılaşması yüksek olan alanlarda, tarım alanlarında yapılaşma yapmayacağız ve en önemlisi mutlaka en öncelikli çalışmalarımızdan birisi de deprem görmüş, hasarlı hasarsız fark etmez. Tespitini yaptığımız binalarımızı mutlaka dönüştüreceğiz. Nitelikli ve yatay mimariden asla vazgeçmeyeceğiz. 15 yıldır Serdivan'da uyguladığımız ve bu şehrin artık kanıksadığı, benimsediği ve herkesin kabul ettiği yatay mimarimize devam edeceğiz. Başkanım, hemen ıslatma yapayım. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aynı zamanda varsanız 5 kat için 5 kata izin verir bu şehirde. 5 kat binası olana 5 kat yapılsın ama şu ana kadar şehirde bir tane bir tek bina yıkıldı. O da bilmiyorum. Köstür gereğinden müteahhitlerin bir ekonomik koşullardan yıkıldı. Yapmadı. Yani bu devam edecek mi? Yerinde dönüşüm senin dediği 5 kat. Şimdi değerli arkadaşlar yerinde dönüşüm adı altında yapmış olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin bütün zemincilerle, plancılarla, mimarlarla, mühendisler odasıyla yapmış olduğu çalışmalarla beraber bu dönüşümü bir an önce hızlandırmak, dönüşümü bir an önce sağlamak için yapmış olduğu bir çalışmadır. Bununla ilgili teknik veriler, statik hesaplamalar yapılıyor. Bunların tamamıyla ilgili şu andaki durum nedir, ne değildir? O basın toplantımızda inşallah detaylı bilgi vereceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum ki biz bu zeminlerin de zeminden sonra inşaatın mimarisinden, planlamasından mimarisine kadar statiğini, jeostatik özelliklerini de inceleyerek hareket edeceğimizi bilmenizi isterim. Başkanım,
Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.